Efendim merhabalar, iyi günler. Lexistoria'nın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Malumu ihsanınız bir tavsiye serimizde her bölüm ayrı bir kitabı tavsiye ediyorum sizlere ve o kitap üzerine biraz konuşuyoruz. Bu sayede kitapları biraz daha yakından tanımış oluyoruz. Böylece de okuma listesi isteyen takipçilerimizin arzuları da yerine gelmiş oluyor bir ölçüde. Fakat bu bölümümüzde enteresan bir şey yapacağım. Müsaade buyrulursa min gayri haddin, eskilerin tabiriyle haddimiz olmayarak kendi kitaplarımı size tanıtmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Lexistoria kanalı 2021'den beri faal ve bu yılın, daha doğrusu 2024 senesinin Mayıs ayında 3. yılımızı kutlayacağız. Düşe kalka bazen mecburi ve uzun aralar vermek suretiyle de olsa bir tarih yayını yapmaya çalışıyoruz. Özellikle de mikro tarih meseleleri üzerine kanalımızda yayınlar, içerikler üretmeye gayret ediyoruz. Fakat bu yayınlarımız bir semere verdi ve enteresan bir semere verdi. Lexistoria kitaplığı olarak isimlendirebileceğimiz bir kitaplık çalışmasıyla karşınıza çıkıyoruz bu ay itibariyle. Ötüken Neşriyat'la yapmış olduğumuz anlaşma bünyesinde Lexistoria kitaplığı başlığı altında bir seri yayınlanacak ve bu serinin ilk kitabı olarak da şu elimde görmüş olduğunuz ve muhtemelen kanalımızda da reklamlarına tesadüf ettiğiniz Fakirizm kitabı bulunuyor. Fakirizm kitabı neyi anlatıyor derseniz aslında arka kapak yazısıyla başlamak herhalde yerinde olacak. Fakirizm ismini duyan okuyucumuz, diyor yazar, yani ben, yeni bir ideoloji mi çıktı nedir diye hayrete düşebilir. Haklı olarak taaccüp edebilir. Hayır, fakirizmin fakir fukaranın hakkını savunmak gibilerinden bir siyasal ideoloji olduğunu sanmayınız. Fakirizm ateş üzerinde yürümek, çivili yataklarda yatmak, vücudu kesici ve delici aletlerle yaralamak, kalbini iradi olarak durdurmak, havada durmak, kurşunlardan etkilenmemek gibi türlü olağanüstü tecrübelerin genel adıdır. Tüm bu fevkaladelikler ortak bir arayışın, insan bedeninin sınırlarını aşma arzusunun tezahürüdür. Bu arayış tarih boyunca örneklerini gördüğümüz birbirinden renkli deneyimleri doğurmuştur. İş bu kitapta tüm bu deneyimlerin bir panoramasını sunmaktadır. Elinizdeki bu kitap asırlar boyunca olağanüstü halleriyle insanları etkileyen münzevilerin, ruhbanların, azizlerin, velilerin, dervişlerin kitabı olduğu kadar hokkabazların, sahtekarların, gezici sanatkarların, illüzyonistlerin, kaçık bilim adamlarının da kitabıdır. Nitekim fakirizm tüm bunları bir araya getiren dikkat çekici bir fenomendir. Kitap boyunca yogilerle dervişlerin keramet savaşlarını, yılan ve akreplere hükmeden gizem üstadlarını, kimliğini gizleyerek Avrupa sahnelerinde boy gösteren illüzyonistleri, sömürgecilerin hizmetinde çalışan sihirbazları ve buna benzer nice tuhaflı okuyacak, kah bu kadarı da olmaz deyip şaşıracak, kah monstralık sahtekarların öyküleriyle eğleneceksiniz dedik kitabımızın arka kapağında. Herhalde 3 aşağı 5 yukarı kitabın neden bahsettiğini anlatıyordur diye düşünüyorum. Biraz daha açmam gerekirse aslında kitabın yazılış hikayesinden bahsetmek yerinde olacak. Malum insanınız biz daha ziyade kültür tarihi üzerinde duruyoruz. Bu meyanda Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstanbul bizim ana merceğimizi tuttuğumuz alanlardan bir tanesi. Osmanlı İstanbul'un son döneminde şöhret bulmuş bir Şeyh Efendi'nin hikayesi benim dikkatimi çekmişti. O da Muhammed Ensari Baba. Muhammed Ensari aslında İstanbullu değil, Erzincan asıllı ve İstanbul'a geliyor. Kasımpaşa'da aynı Ali Baba veyahut Çürüklük dergahı olan dergahı eski tabirle kürşat ediyor, açıyor ve burada meşihata, yani şeyhliğe geçiyor. Muhammed Ensari Baba'nın ilginç bir tarafı var. O da Rıfai tarikatıyla şöhret bulmuş olan Burhan merasimlerini çok sık yapması. Hatta bu hususta Meclisi Meşayih'ten, yani Şeyhler Meclisi'nden kendisine bir uyarı bile gelmiş. Burhan merasimi de 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir şeydir. Rıfai dervişleri vücutlarına şiş batırırlar, topuz saplarlar, bazen gül yalamak dedikleri kızgın, kor, akkor haline getirilmiş bir demiri yalamak suretiyle söndürürler. Böyle de bir keramet ortaya koyarlar. Ayrıca bazen zehirli hayvanlarla, yılanlarla, akreplerle gösteriler yaparlar. Hatta doğrudan zehir içerler. Tüm bu hareketlerin genel ismi Burhan'dır veyahut Havarık. Yani olağanüstü şey anlamında bir kelime. Bu isimlerle isimlendirilir. Bu hareketleri yapmaktan maksat şudur. Bütün bu zarar verici hareketlerden dervişlerin bünyesi etkilenmez.
Bu da o tarikatın bir delili, burhanı olarak gösterilir. Yani bu yol hak bir yoldur. Bakın işte size delili diyerek bu hareketler yapılır. Ancak bunların çok sık yapılması İstanbul çevresinde çok uygun görülmez. Yani yerine göre, usulüne göre bir hoşluk, bir gösteri olarak yapılmasına daha ziyade müsaade edilir. Bu hususta mesela Üsküdar Rıfai Hastanesi, Sandıkçı Dergahı çok önemli bir merkezdir. Bütün Avrupalı seyyahlar Galata Mevlevi Hanesi'ne uğradıkları kadar Üsküdar Rıfai Hastanesi'ne de uğramaktadırlar mesela. Bu seyyahlar arasında meşhur hikaye yazarı, masal derleyicisi Andersen'i de saymak lazım. Rıfai Hastanesi'ne geliyor ve buradaki zikirden epey endişe duyuyor. Açıkçası korkuyor ve tekkeyi koşarak terk etmek mecburiyetinde kalıyor. Onun bu anekdotuna da kitapta yer vermiştim. Evet, biz Muhammed Baba'ya dönelim. Muhammed Ensari böyle renkli bir şahsiyet ve İstanbul'da özellikle yabancıların da sık sık ziyaret ettiği bir tekkeye sahip. Ancak tekkelerin kapatılmasından sonra bir fukaralığa düçar oluyorlar ve İstanbul mahfillerinde çok konuşulan bir hadise vardır. O da Muhammed Baba'nın oğlu Aziz Ensari'nin tekkede öğrendiği burhan merasimlerini Avrupa'da sahnede sergilediği ve bu yolla para kazandığına dair rivayettir. Bunu oldum olası duyardım ve araştırma ihtiyacı hissettim. Bu araştırmam sırasında karşıma elbette İstanbul'un kültürel tarihini fevkalade derleyen Reşat Ekrem Koçu çıktı ve İstanbul Ansiklopedisi'nde Hakkı Göktürk Beyefendi'nin yazdığı bir maddeye tesadüf ettim Aziz Ensari hakkında. Aziz Ensari hakkında Hakkı Göktürk şöyle söylüyordu: Aziz Ensari Beyefendi Tahra Bey ismindeki dolandırıcının, düzenbazın foyasının ortaya çıkmasına yardım etmiştir. Bunun üzerine kafamda bir soru işareti daha uyandı. Tahra Bey kimdi? Bu sefer Tahra Bey'i araştırmaya başladım. Türkçe pek bir kaynak yoktu. Bir internet sitesinde, Halkın Sesi gazetesinde 1930'lu yıllarda Tahra Bey hakkında bir yazı dizisi çıktığına dair bir bilgiye ulaştım. Ve bu yazı dizisini tefrika halinde edindim online arşivlerden. Bundan sonra Türkiye'deki kaynakların bittiğini fark edip biraz daha yurt dışındaki kaynaklara açıldım. Ve şu enteresan bir şekilde özellikle Fransızca literatürde Tahra Bey hakkında sayfalar dolusu malumat olduğuna eriştim. Böylece aslında kitabımızın bir yan ürünü olan, bir semeresi olan Tahra Bey'in Akıllara Durgunluk Veren Maceraları isimli kitapta ortaya çıkmış oldu. Ancak yolculuk burada bitmiyordu. Netice itibariyle araştırılacak daha çok şey vardı ve Aziz Ensari'nin sahne şovlarını ortaya koyduğu fakirizm fenomenini incelemeye başladım. Bunu incelemeye başladığım zaman aslında elimde bu hususta pek çok döne olduğunu fark ettim. Çünkü tarih boyunca insanlar kendi vücutlarının sınırlarını aşmak için bir arzuya, bir iştiyaka sahiplerdir. Özellikle benim gibi sınırlı bir vücuda sahipseniz bu sınırları aşmak için bir arzu duyarsınız. Ve bu sınırları aşabilen insanlar tarihin her döneminde aziz olarak görülmüşlerdir. Mesela Hindistan'da bir sadhu kültürü vardır. Çileci bir kültür. Bu sokaklarda özellikle anadan ölüye şimdi gezen Hint fakiri denen insanlarla temsil edilir. Ve mesela Urdhva Bahu denen zümresi bunların. Ellerini havada yıllarca tutarlar. Bazen bir ömür boyunca tutarlar. Elleri kuruyup düşecek kadar bir ızdırap çekerler. Böylece karmik dengeyi, yani karma dengesini çektikleri ızdırapla dengelediklerine inanırlar. Yine bunun gibi Hristiyanlarda, özellikle erken dönem Hristiyanlığında Stilites denen çileci bir zümre vardı. Stilites denen bu zümrenin başı aslında Şimon isminde bir zattı ve Halep yakınlarında bir sütunun üzerinde yıllarca durmayı başarmıştı. Bu sütundan hiç aşağı inmiyordu, ekseriyetle ayakta duruyordu ve onu takip eden pek çok çileci Bizans coğrafyasının hemen her yerinde bu tarz çile sütunları inşa etmişlerdi. Bunun gibi pek çok kültürden örnek verilebilir. Nitekim kitabımızda da buna dair geniş bir külliyat bulunuyor. Bu insanlar aslında geleneksel metotlarla ruhani gelişmeyi arzulayarak bu çilelere, bu ızdıraplara katlanıyorlardı. Ancak 1800'lerden itibaren Avrupa'da bu çileci pratikler, bazen de vücut üzerinde gösterilen bu fevkaladelikler bir sahne gösterisine dönüştü. Ramosami isminde, daha doğrusu Ramoswami, yani Arif Adam Ramo isminde bir Hintli
Avrupa'da 1820'li yıllarda özellikle İngiltere'de gösteriler yapmaya başlıyor. Ve bu gösterilerinde kadim bilgeliğin bir yansıması olan çivili yatakta yatmak, zara gömülmek gibi olağanüstülükleri sergiliyor. Onu takip eden pek çok Hintli fakir başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanına yayılıyor. Zamanla bu fakirlerin taklitçileri, İngilizlerin ifadesiyle fakers ortaya çıkıyor. Çok enteresan örnekler vardır. Mesela meşhur romancı Charles Dickens, Ri Rama Roos ismiyle çocukları eğlendirmek için bir persona yaratmış kendisine ve kendisini Hintli bir fakir olarak tanıtarak sahneye çıkmıştır. Böyle enteresan vakalara da denk geliyoruz. Böylece fakirizm Avrupa'da bir fenomen haline geliyor ve yaygınlaşıyor. Kitabımızda aslında tam olarak bu fenomenin hem kökenlerini hem orijinini hem de Avrupa'da yaygınlaşma serüvenini hatta Türkiye'ye geliş serüvenini de değerlendirmeye çalışan bir kitap. Türkiye'den de 1930'lu yıllarda ilginç fakir örnekleri var kitapta. Avni Raca gibi, analizatör Tevfik Özcan gibi veyahut meşhur sihirbazımız Zati Sungur gibi örneklere de kitapta değinmeye çalışıyoruz. Kitabımızın bir yan ürünü olarak lanse ettiğimiz Tahra Bey'in akıllara vurgunluk veren maceralarına gelince Tahra Bey de aslında fakirizm ekolünü enteresan bir noktaya taşıyan bir isim. Tahraizm Enstitü isminde sahte bir enstitü açıyor ve bu enstitüde insanlara fakir olmanın sırlarını öğreteceğini vaat ediyor. Bu bağlamda da günümüzde çok gündem olan ve insanların üzerinde tartışa geldikleri pek çoğunun da iltifat ettiği kişisel gelişim ekolünün kurucu isimlerinden biri haline geliyor Tahra Bey. İlginçtir, Beyoğlu'nda doğmuş Kirkor Kalfayan isminde bir Ermeni genciyken Avrupa'da kendisini Mısır'da tahsil görmüş Tahra Bey isminde çileci bir Kıpti olarak tanıtıyor ve bu şekilde şöhret buluyor. Sadece o değil, onun gibi pek çok isim kendisine böyle sahte kimlikler yaratarak Avrupalıları ve Amerikalıları etkilemiştir. Mesela şu anda aklıma gelen örneklerden bir tanesi ki Fakirizm kitabında onun da hikayesine değiniyoruz, Hamit Bey'dir. Hamit Bey aslında Niccolo Bombacci isminde bir İtalyandır. Ancak kendisini kadim Kıpti kilisesinin bir rahibi olarak tanıtmıştır ve bir Lotus rahibi olarak tanıtmıştır. Ciddi bir mürit kitlesi toplamıştır Amerika'da. Halen daha Hamit Bey'in takipçileri onun enstitüsünü devam ettiriyorlar. Ancak Hamit Bey'in Niccolo Bombacci olduğu aslında bundan 200 sene önce yapılmış bir çalışmayla ortaya çıkarılabildi. Dolayısıyla çok enteresan bir fenomen ve okurken çok eğleneceğinizi düşündüğüm iki kitap huzurlarınızda. Umarım sizler de videolarımıza gösterdiğiniz ilgi gibi ilgi gösterirsiniz. Bir de son olarak kitabın içerik kısmından bahsedeyim. En azından başlıkları biraz sizlere arz etmiş olayım ki belki kitabın içeriğine dair de daha fazla bilgi edinmiş olursunuz. Fakirizmin ruhu başlığında fakirizm fenomeninin aslında nasıl algılandığını, tarih boyunca nasıl algılanması gerektiğini değerlendiriyorum. Musalar ve sihirbazlar başlığında Levant bölgesinde olağanüstü deneyimleri anlatıyorum. Yani Akdeniz sahasında olağanüstü deneyimler sergileyen üstadların, azizlerin, keşişlerin ve hatta sahtekarların hikayelerinden bahsediyorum. Kılıç mı keser himmet giyeni başlığında havarık gösteren dervişlerden, burhan merasimlerinden bahsediyorum. Fakir vs. Yogi başlığında Hindistan'daki keramet savaşlarından bahsediyorum. Hemen bir parantez olarak söyleyeyim. Hindistan'da İslam'ın yayılış sürecinde Hint toplumunun özellikle sadulara ve olağanüstü hareketler yapan bu tarz mistiklere çok ilgi duyduğu görülüyor. Ve onlara karşı dervişler bir araç olarak kullanılıyor. Dervişlerin bu kerametleriyle sadu mistiklerinin kerametleri veya istidraçları kapışıyor. Buna dair geniş bir literatür var. Bunları bu kitapta aktarmaya çalıştım. Fakirs and Fakers'da bu başlık altında Avrupa'da fakirizm modasını anlattım. Cezayir sömürgesinde bir Avrupalı sihirbaz başlığında Fransız sömürge bürosunun Charles Houdini'den nasıl faydalandığını ve Cezayirli dervişlere karşı nasıl Avrupalı bir sihirbazı kullandığını anlattım. Çok ilginç bir vakadır. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Son olarak da tekke fukaralığından sahne fakirliğine Aziz Ensari'nin fakirizm macerası ve Türk fakirleri şeklinde bir başlığımız var. Kitabın da son başlığı bu. Umarım keyif alırsınız okumaktan. Ötüken yayınlarından çıktı. Fakirizm, keramet mi, düzenbazlık mı? Hemen onun yanında da daha evvel Eyüplü Halit Bey videosunda değindiğimiz hayat-ı hakikiye tefrikalarından çıkan Tahra Bey'in akıllara durgunluk veren maceraları kitabını da tavsiye ederim. En azından bunu bir fragman olarak nitelendirip
asıl kitaba da oradan geçiş yapabilirsiniz. 25 Aralık'a kadar da bir indirimleri mevcut Ütüken Yayınları'nın diyebiliyorum. En azından bu videoyu 25 Aralık'tan önce yayınlamayı başarırsam belki ondan da istifade etmiş olursunuz demiş olayım. Umarım daha çok kitapla, daha çok çalışmayla huzurlarınıza çıkarız ve onlardan da bahsederiz. Lex Historia kitaplığının açıldığını ve ilk kitabının da Fakirizm kitabı olduğunu bu videoyla duyurmuş oldum. Bütün destekleriniz için size teşekkürlerimi arz ederim. Şu videoyu çektiğim sıralarda 13.600 abonemiz ve 130 üyemiz var. Bu sayının daha da zamanla artacağına inanıyorum. Hep beraber tarihteki ilginç vakaları, kültür tarihimizi derinlemesine inceleyeceğimiz, keyifli sohbetler edeceğimiz nice günler diliyorum. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex Historia kitaplığı iftiharla sunar. Fakirizm, keramet mi, düzenbazlık mı? Hiç ateş üstünde yürümeyi düşündünüz mü? Veya çivili yataklarda yatmayı, vücudunuzu kesici delici aletlere karşı dirençli hale getirmeyi istediniz mi? Bunları denemediyseniz bile mutlaka havada durmak ya da uçmak istemişsinizdir. Fakirizm bu arzunun tarih boyunca geniş bir panoramasını sunacak sizlere. Olağanüstü halleriyle insanları etkileyen münzeviler, ruhbanlar, azizler, veliler, dervişler bu kitapta. Hatta hokkabazlar, sahtekarlar, illüzyonistler ve kaçık bilim adamları da. Kitap boyunca yogilerle dervişlerin keramet savaşlarını, yılan ve akreplere hükmeden gizemli üstadları, sömürgecilerin hizmetinde çalışan hokkabazları ve nice tuhaflı okuyarak kah bu kadar olmaz deyip şaşıracak, kah monstralık sahtekarların öyküleriyle eğleneceksiniz. Fakirizm, keramet mi, düzenbazlık mı? Ötüken Neşriyat'tan çıktı.